Ahmet Türk beni kullandı. Tayyip Erdoğan'la beraber beni kullandılar. Mustafa Kemal Atatürk akıllı bir adamdı. 5 tane madde bıraktı, ondan sonra gitti. 2008 yılında da Flash TV'ye başbakanın adamları baskın etti. Ben o programa katılacaktım. Sırısak bana yok demiyor. Sırısak bana yardımcı olursa ben bu adamın imparatorluğunu yok edebilirim. Abi merhabalar. Sayın Bakanımız Işıkhan dedi ki ülkemizde aç ve yoksul yok dedi efendim. Bu konudaki düşünceleriniz neler? Vallahi herkes aç. Benim kendi şahsım, benim adım Fikret Bayram. 2008 yılında Ahmet Türk beni kullandı. Tayyip Erdoğan'la beraber beni kullandılar. Dedi ki Fikret Bayram HADEP'ten istifa etmiş, AK Parti'ye geçmiş. Ben kendimde Vesile Hanım'ın oğluyum, Atatürk'le cephede savaşan hanımın oğluyum. Ben bu sene istifa ettim. Yani istifa değil de ben CHP'ye geçtim. Bu sene Torbalı ilçesinden 30 bin kişiyi ben geri getirdim. Yani başka ilçe, illerden de ben toplamaya çalışıyorum. Ben burada halkıma sesleniyorum. Ben Vesile Hanım'ın oğluyum. Benim YouTube'da da benim şeylerim var, yani konuşmalarım var. Bu YouTube'daki konuşmalarımı da yayınlamadılar. Millet bu adamı peşin bıraksın. Tayyip Erdoğan'ı peşin bıraksın. Milletin sonu iyi değil. Demokrasiye dönsün, Mustafa Kemal Atatürk'e dönsün. Bak, Mustafa Kemal Atatürk akıllı bir adamdı. 5 tane madde bıraktı, ondan sonra gitti. Sen bu ülkeyi yıkabilmen için meclisi geçmen lazım. Meclisi geçebilmen için genel kurmaya, askeri geçmen lazım. Askeri geçebilmen için anayasa mahkemesi geçmen lazım. Yani bir sürü şeyler bıraktı gitti. Bu adam bu ülkenin başına geldi. Hepsini değiştirdi. Yani bütün yasaları yok etti. Bu ülkeyi yavaş yavaş satıyor. Yani bu ülke İnsanlar bunu hak etmiyor. Bizim millet hani salak koyun gibidir. Önünü nereye verse o tarafa doğru gidiyor. Ben Sırısakık'ı da iyi tanıyorum. Ben Ahmet Türk'ü de iyi tanıyorum. Ben Ahmet Türk'e de dedim sen kimin adına mesela beni kullanarak, yok Fikret Bayram Vesile'nin oğludur. ADEP'ten istifa etmiş, AK Parti'ye geçmiş, sen AK Parti'ye kazandırıyorsun. Ben kendim şu anda CHP'liyim. O zaman Ahmet Türk neden CHP'ye geçiş yaptı? Neden hepsi CHP'nin peşinden koşturuyorlar? Ben bunu söylüyorum. 2008 yılında da Flash TV'ye başbakanın adamları baskın etti. Ben o programa katılacaktım. Dediler bu programa katılıp da milleti aydınlatmayacak. Neden bu şeylerimizi kısıtlıyor, hürriyetimizi, özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar? Ben bunu söylüyorum. Peki düzelir mi efendim? Şu anda 22 yıldır iktidar var. Şu anki yönetim var başta. Bundan sonraki sürecinde hem demokrasi adına hem ekonomi adına bu hükümet düzeltebilir mi efendim? Bu hükümet gittikçe bozuyor, yıkıyor, düzeltemiyor. Anlatabiliyorum. Ben burada da adeplilere de sesleniyorum. Ben Sırısakık benim arkadaşımdır. Yıllarca benim arkadaşımdır Sırı Bey. Ben CHP'deyim. Ben CHP teşkilatında görev yapıyorum. Gelin bize katılın. Biz bu adamın imparatorluğunu, yok edelim. Bu adam o şeyden ayrılsın gitsin. O saraydan ayrılsın gitsin. Ben bunu istiyorum. Ayrılır mı? Halk bunu tercih eder. Abi halk tercih ettikten sonra halkın yapmayacağı bir şey var mı? Tercih eder mi halk bunun ayrılması için? O gün sandık geldiğinde tercihini başka türlü kullanır mı? Çünkü bugün biz sokak röportajlarına çıktığımızda herkes isyan ama seçim sürecinde bakıyorsun yine şu günkü yönetim devre. Sen öyle diyorsun, CHP'den var. Ben bahsedeyim, CHP'nin alt tabanı çok kötü. Orta taban sağlam, üst taban daha da çok kötü. Anlatabiliyorum. CHP bunu toparlaması lazım. Ben sana ne diyorum? Ben CHP olarak 30 bin tane üyeyi geri çevirdim. Yani bu şeyin de CHP'nin tarafını tutması da ben ne diyorsam Sırısakık bana yok demiyor. Sırısakık bana yardımcı olursa ben bu adamın imparatorluğunu yok edebilirim. Yani diyorsun ki indirin. Evet, ben CHP'liyim. Atatürk'ün en büyük mirasçısı da benim. Ve bunu herkes saklıyor, bunu herkes görmemezlikten geliyor. Abi bu insanlar bugün pazardan akşamları işte sokaktan pazar yerinde artıkları topluyorlar. Çıkma bir zepse, çıkma diye bir kavram oluştu. Bunun yani Vedat Bey'in bu açıklamaları niye şu olabilir mi yani, manipülasyon olabilir mi? Ukrayna Rusya savaşa girince Ukrayna'nın yarısı Türkiye'ye girmeden kimlik aldı. Türk vatandaşı olarak kimlik aldı. Dedi benim Ukrayna'da ne işim var? Adamlar burada kendisine 3 trilyona ev aldılar. Adamlar 1,5 trilyona ev aldılar. Anlatabiliyorum. Rusya da aynısını yaptı. Suriye'nin zenginleri de öyle yaptı. O da savaşa girdi. Bizim kapımız açıktı. Yani Erdoğan herkese kimlik veriyor. Herkesi vatandaş yapıyor. Şu anda bu devalüasyon yükseldi gitti artık. Fakir
Fakir bitti, arada bitti, gitti. Yani bunu düzeleceğini ben tahmin etmiyorum. Erdoğan oradan gidecek, başka partiler oraya gelecek, bu ülkeyi düzeltmeye çalışacaklar. Son sözleriniz varsa. Vallahi ben herkese sesleniyorum. Bak ben cephede Mustafa Kemal Atatürk'le savaşan hanımın oğluyum. Benim bunları ispatım da var. Herkes Kemalizm'e geri dönsün. Herkes anayasa mahkemelerini geri getirsin. Bu gidişte Türkiye'nin gidişi iyi değil. Son kullanacağım laf budur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet kendisine çeki düzen vermek zorunda. Vatandaşımız duygularını, şeylerini dile getirdi. Biz devam ediyoruz. Bakalım soralım yurttaşlarımıza. Sayın Bakan'ın söylemiş olduğu, Işıkhan'ın söylemiş olduğu. Çok teşekkür ederim abi, sağ olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Bay bay.